Herkese merhaba. Bu videoda kafa kemiklerine devam edeceğiz. Öncelikle os palatinum veya palatin kemiğe bakacağız. Palatin kemik sol taraftaki görselde rahatlıkla kavrayabileceğimiz üzere maksillanın hemen arkasında yer alacak. Sağ taraftaki görsele baktığımızda palatin kemiği gösteriyoruz. Ve palatin kemiğin ön tarafında maksilla, arka tarafında ise sifenoid kemiğinin yer aldığını görebilmekteyiz. Bir diğer görselde bazı skraniye aşağıdan bakıyoruz bazı krani aşağıdan baktığımız zaman palatin kemiği göstermekteyiz. Hemen ön tarafında maksilla yer alacak. Arka tarafında ise sifenoid kemik bulunacak diye söyledik. Sağ taraftaki görselde de palatin kemiği gösteriyoruz. Bunun ön tarafında maksilla, arka tarafında ise sifenoid kemik yer alacak. Palatin kemik 2 adet olarak bulunacak ve L harfine benzeyecek. Sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz kırmızıyla gösterdiğimiz bölümde her iki tarafın palatin kemiklerini görebilmekteyiz. Dolayısıyla Sağ alt tarafta göstermeye çalıştığım gibi şöyle düşünebilirsiniz palatin kemikleri. Sol taraftaki görselde yine palatin kemikleri ayrı ayrı çıkarmışız ve her ikisinin lokalizasyonunu kavramaya çalışalım. L harfine benzediğini söylemiştik. Bakınız birinci ve diğer ters L harfinde palatin kemikleri görebilmekteyiz. Aşağıda ağız boşluğu yer alacak ve yukarıda ise palatin kemiğin yere paralel olan bölümlerin hemen üstünde ise burun boşluğu bulunacak. Palatin kemiğin iki adet laminası bulunmaktadır. Bunlardan biri yere paralel olan lamina horizontalis, bir diğeri ise daha dik açıyla e, yer alan lamina perpendicularis. Sol taraftaki görselde dikkat ederseniz medialden bakıyoruz, lamina horizontalis'i kısmen görebiliyoruz. Bu açıdan lamina horizontalis'i tamamen görmemiz mümkün değil. Ancak lamina perpendicularis'i oldukça belirgin bir şekilde görmekteyiz. Ortadaki görselde arka taraftan bakıyoruz. Hem lamina horizontal hem de lamina perpendicularisi oldukça net bir şekilde görebiliriz. Lateralden baktığımız zaman ise sadece lamina perpendicularisi göreceğiz. Lamina horizontalsin şu bölgede lokalize olduğunu söylememiz mümkün. Yine hatırlayacak olursanız lamina perpendicularis ismini verdiğimiz lamina bir diğer kemikte de yer alacaktı. Etmoid kemiğin ortasında lamina perpendicularis bulunacaktı ve bir adet olduğunu söylemiştik. Palatin kemiklerin ise her iki palatin kemiğin ise yan bölümlerinde yukarıdan aşağı doğru bulunacak. Bunlar da lamina perpendicularis olarak ifade edilecek. Etmoid kemikteki lamina perpendicularis burun boşluğunda septum nazinin oluşumuna katılacak. Palatin kemikteki lamina perpendicularisler ise her iki tarafta yan tarafta bulunacak ve kavitas nazinin lateral duvarlarının oluşumuna katılacak. Bir başka görselde dikkat ederseniz damağa aşağıdan bakmışız. Damak dediğimiz zaman palatum aklımıza gelecek. Palatum durum ve palatum molle olarak iki bölümden oluşacak. Palatum durum kemik yapıların bulunduğu yer yani sert damak olarak ifade ettiğimiz bölüm. Palatum molle ise bunun hemen arka tarafında bulunan ve yumuşak dokuların bağ dokusunun olduğu bölüm. Sert damakta yani palatum durumda iki adet kemik bulunacak. Bunlardan ön tarafta olan maksilla bunun hemen arka, arka tarafında olan ise palatin kemiğin lamina horizontalis yani yere paralel olan bölümü. Dolayısıyla sert damağın yaklaşık dörtte birlik bölümü lamina horizontalis tarafından e, oluşmuş olacak. Ön taraftaki dörtte düşük bölümü ise maxilla tarafından oluşacak. Hemen yan tarafındaki görselde ise üst taraftan bakıyoruz. Dikkat ederseniz damağın Ön tarafındaki 3/4'lük bölümü maksilla tarafından oluşacak. Onun hemen arkasında ise palatin kemiğin lamina horizontalisini görebilmekteyiz. Bir diğer görebileceğimiz yapı ise aşağıdan baktığımız görselde palatin kemik üzerinde bulunan açıklıklar. Bunlardan biri daha büyük, diğerleri ise çok sayıda olabilecek, diğerleri ise daha küçük yapıda. Büyük olanına foramen palatini majus adını vereceğiz. Küçük olanını tek bir tanesine foramen palatini minus veya çoğul olarak düşünecek olursak foramina palatina minoresi olarak ifade edeceğiz. Bir diğer gördüğümüz oluşum ise yine hatırlayacağınız üzere maksillanın ön tarafında bir çıkıntı vardı ve bu çıkıntıya spina anterior adını veriyorduk. Palatin kemiklerin lamina horizontalisinin arka tarafında ise her ikisinin birleşme yerinde bir diğer çıkıntı bulunacak. Buna ise spina posterior adını vereceğiz. Bakın, spina nasalis anterior şu bölgede bulunacak ve her iki maksillanın ön tarafta birleşmesiyle olan çıkıntı, spina nasalis posterior ise her iki palatin kemiğin lamina horizontalis'in birleşmesiyle oluşan ve arka tarafta yer alan çıkıntı olarak ifade edeceğiz. Bir başka bölüm ise palatin kemikte her iki lamina horizontalis orta hatta doğru geldiklerinde bir miktar birleşme yerinde üste doğru yönelecekler ve bir kabarıntı yapış, yapıyı oluşturacaklar. Buna kristal nasalis adını vereceğiz. Bir başka görselde palatin kemiğin lamina perpendicularisine bakacak olursak, bakınız öncelikle sağ sağ üst taraftaki görsele dikkat edelim. Şurası şöyle gösterelim. Palatin kemiğin lamina perpendicularis yani düşey veya dikey levhası, bir diğer bölümü ise şu bölüm, lamina horizontalis. Bu kesitten sadece bir kısmını görebiliyoruz. Üç boyutlu olarak canlandırmak belki mümkün olmayabilir ama diğer kesitlerde daha iyi canlandıracağız. Lamina perpendiküler ismini verdiğimiz şu bölüm üzerinde yukarıda hatırlayacağınız üzere bir açıklık vardı. Bu açıklığa foramen sphenopalatinum adını verecektik ve sağ alt taraftaki görselde medialden baktığımız zaman yine bu açıklığı görebilmekteyiz. Kemiği başlı başına çıkarırsak, tek başına bakacak olursak sol alt taraftaki görselde yine medialden bakıyoruz. Kemiğin lamina isminin üst tarafında bir çentik karşımıza çıkacak şu çentiye insisura sifenopaletin adını vereceğiz. Bakınız bir diğer görselde üst tarafta yine insisura sifenopaletinayı görmekteyiz. İnsisura sifenopaletine sifenoid kemik ile bu bölümde bulunan düzeltiyorum palatin kemik ile bu bölümde bulunan sifenoid kemik arasında bulunan bir açıklığı oluşturacak. Bu açıklığa foramen sifenopalatinum adını vereceğiz. Bir başka görselden dikkat ederseniz Palatin kemiğin lamina perpendicularisi burun boşluğunun lateral duvarını oluşturacak, duvarın oluşumuna katılacak demek daha doğru olur. Bunun hemen arka tarafında ise sifenoid kemiğin prosesus lamine lamina medialisini görebilmekteyiz. Dolayısıyla palatin kemiğin lamina perpendicularisinin hemen arka tarafında bulunan yapı ise sifenoid kemiğin prosesus pterigoidusunun lamina medialisi olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer görmemiz gereken önemli oluşum ise palatin kemiğin lamina perpendicularisinin arka bölümünde yer alan bir oluk. Bu oluğa sulcus palatinus major veya sulcus pterygo palatinus adını vereceğiz. Bu oluk bu oluktan aşağıdaki görselde sol alt taraftaki görselde gördüğünüz üzere sinirler aşağıya doğru yönelecek. Bu sinir ise nervus palatinus major veya nervi palatinus, palatinus minores olarak isimlendirdiğimiz sinirler. Biraz önce gösterdiğimiz üzere palatin kemiğin lamini horizontalisinde yani sert damağın arka taraflarında açıklıklar vardı. Foramen, foramen palatin major veya foramen palatinum minor isimli açıklıklar vardı. Yukarıdan aşağı doğru devam eden kanaldan e, seyreden bu sinir aşağıdaki açıklıktan çıkarak damağa doğru dağılacak. Sağ alt taraftaki görselde bu sinirleri rahatlıkla görebilmekteyiz. Bir diğer görselde kemik yapıda bu yapılara dikkat edecek olursak aşağıdan bakıyoruz. Bakın şurası damak, sert damak. Hemen arka tarafında şu bölümde yumuşak doku oturacak. Bu bölüme ise e, yumuşak damak ismini vereceğiz. Sert damağın oluşumuna dikkat ederseniz ön tarafta şu hattın ön tarafında maksilla yer alacak. Arka tarafında ise palatin kemiğin lamina horizontalis karşımıza çıkacak. Daha arkada arka tarafta ise her iki lamina horizontalis birleşip arka tarafta bir miktar çıkıntı yaptığı yerde ise Spina nazaris posteriori görebilmekteyiz. Bir diğer görebildiğimiz önemli oluşum ise palatin kemiğin lamina horizontalisinin arka ve yan bölümlerinde açıklıklar, foramenler bulunacak. Bunlardan büyük olanına foramen palatini Major, mayorus, ee, küçük olanlarına ise foramen palatini minus adını vereceğiz. Palatin kemik hangi bölümlerin yapısına katılır diye bakacak olursak öncelikle fossa pterigo iç duvarını oluşturacak. Bu görseli aşina olduğunuzu düşünüyorum artık. Hatırlayacağınız üzere şu bölüm sifenoid kemiğin prosesus pterigoidosunun lamina lateralisiydi. Şurada ise maksilla bulunacaktı. Her ikisinin arasındaki yara yani şu an göstereceğim kırmızı yeri fissura Piterigo maksilla adını vereceğiz. Bunu bir kapı olarak düşünebilirsiniz. Bunun daha derin planında ise medial tarafında ise şu an okla gösterilen yerde palatin kemiğin lamina perpendikülerisi bulunacak. Dolayısıyla lamina perpendikülerisin dış tarafına doğru yani şu bölgedeki çukura bakacak olursak arka tarafta pterigoid çıkıntı, iç tarafta ise iç tarafta ise palatin kemiğin lamina perpendikülerisi bulunacak. Dolayısıyla bu bölgedeki Fossa'ya ise Fossa'ya Fossa Pterigo Palatina ismini vereceğiz. Dikkat ederseniz önce yarıktan bahsettik. Fissura Pterigo Maxillaris. Daha derin planındaki çukura ise Fossa Pterigo Palatina adını vereceğiz. Yine bildiğiniz üzere anımsamanız için hatırlatmak için söylüyorum. Bu yarığın yani Fissura Pterigo Maxillaris'in daha lateral tarafında bulunan Çukura ise şu bölgede bulunan çukura ise fossa infratemporalis adını vermekteydik. İşte palatin kemik Fossa pterigo palatina'nın iç duvarını, medial duvarını oluşturacak. Sağ taraftaki görselde yine gördüğünüz üzere şu bölüm palatin kemiğin lamina perpendicularis'i, aşağıda ise şu an göstereceğim bölüm ise lamina horizontalis'i. Lamina perpendicularis ismini verdiğimiz bölüm Cavitas nasi'nin lateral duvarının oluşumuna katılacak. Lamina horizontalis ise Cavitas nasi'nin tabanının oluşumuna katılacak. Aşağıdan baktığımız zaman ise sol alt taraftaki görsele baktığımız zaman ise damağı göreceğiz. Palatum durumu göreceğiz. Palatum duruma da palatin kemiğin lamina horizontalisi katılacak diye söyleyeceğiz. Bir diğer yapısına katıldığı yer ise orbitanın taban bölümü. Şu bölgede çok az da olsa bir miktar orbitanın taban bölümünün yapısına katılacak diye karşımıza çıkıyor palatin kemik. Bir başka kemiğimiz vomer. Bunu eski kitaplarda bazen saban Bazen ise sapan olarak da görebilirsiniz. B harfi, P harfi. Ee, bilmiyorum belki biliyor musunuz, saban denilen şey e şöyle öküzlerin arkasında bağlanan ve tarlaları sürmek için kullanılan bir aparat. Alt kısmı daha keskin, U üst üst tarafı ise bir miktar Y harfine benzeyecek şekilde. Veya sapanı belki bilirsiniz, taş atmaya yarayan, şu bölümde işte lastik bulunan, bir e küçükken oynanılan oyuncak diye bilebilirsiniz belki saban veya sapana benzeyecek. Yani Y harfine benzeyecek bir kemik diye düşünebilirsiniz. Vomeri. Septum nazinin oluşumuna katılacak. Biz şu ana kadar gördüğümüz yapılarda hatırlayacağınız üzere bir etmoid kemiğin orta hattında bulunan, yukarıdan aşağı doğru bulunan lamina perpendicularis ismini verdiğimiz bölümü septum nazin yapısına katılacaktı. Bir de Vomer'in septum nazin yapısına katıldığını görebilmekteyiz. Sol alt taraftaki görsele dikkat ederseniz bakın şurası Etmoid kemiğin lamina perpendikülerisi septum nazinin oluşumuna katılacak. Onun hemen alt tarafında ise şu an gösterdiğim bölümde ise vomeri görebilmekteyiz. Vomer de septum nazinin yapısına katılacak. Sağ alt taraftaki görselde ise alttan ve bir miktar arka taraftan bakıyoruz. Bakın şu bölümde vomeri görebilmektesiniz. Vomeri kabaca Y diye düşünecek olursanız tam olarak Y'ye benzemiyor ama Y diye düşünecek olursanız sağ alt taraftaki görselde ters Y karşımıza çıkacak. Yani şu şekilde göreceğiz. Bir diğer kemiğimiz ise conca nazaris inferior. Yine hatırlayacağınız üzere etmoid kemiğin lateral bölümlerinde massa lateralis demiştik, teraziye benzetmiştik. Ve massa lateralis'in medial yüzlerinde iki adet çıkıntı vardı. Conca nazaris superior ve medius. Demiştik ki sizlere conca nazaris inferior başlı başına bir kemik. Etmoid kemiğin massa lateralis'lerin hemen alt tarafında bulunacak. Başlı başına bir kemik olarak karşımıza çıkacak. Sol taraftaki görsele odaklanacak olursak, bir korona kesi yapmışız. Bakın şurada e, massala teralizleri göreceğiz. Bunun bir miktar alt tarafında ise konka nazaliz inferyörü görmekteyiz. E, Konkaların mantığı yüzey alanını genişletmek. Genişleterek kavitas nazi içerisinde e, yer alan veya kavitas naziden geçen havanın filtrasyonunu, ısınmasını vesaire fonksiyonlarını arttırmak amaçlı e, bu şekilde girinti çıkıntılı yapıları bulunacak. Bir diğer görselde sağ tarafta da yine konka nazaliz inferior şu bölümde görebilmekteyiz. Bir başka kemiğimiz os nazali veya nazal kemik olarak ifade ettiğimiz bölüm. Yine hatırlayacağınız üzere şu bölgede kavitas nazinin ön tarafında kemik doku üzerinde düşünecek olursak armuda benzeyen bir açıklık vardı. Bu açıklığı apertura piriformis adını verecektik. Apertura piriformis'in yan taraflarında maxillanın prosesus frontalisi Aşağıda da yine maksillanın bir bölümü bulunacaktı. Yine hatırlayacağınız üzere apertura piriformis'in ön tarafında ve aşağıda bir çıkıntı bulunacaktı. Bunda spina Nazalis anterior ismini verecektik. Üst tarafında ise apertura piriformis'in hemen üst tarafında ise şu an gösterdiğim bölümde nazal kemikler, os nazaller yer alacak ve os nazali apertura piriformis'in oluşumuna katılacak diye söylememiz mümkün. Bir diğer görselde sağ taraftaki görselde dikkat ederseniz os nazaliyi görmektesiniz. Hemen arkasında ise frontal kemik bulunacak. Dolayısıyla os nazali apertura piriformisin yapısına katılacak. Aynı zamanda burun boşluğunun tavanının yapısına katılan bir diğer kemik olarak karşımıza çıkacak. Bir başka kemiğimiz os lakrimali, lakrimal kemik. Sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz göz küresi kesilmiş şu şekilde sağ üst taraftaki e, görselde olduğu gibi kesilmiş ve biz lateralden bakıyoruz. Şu bölümde frontal kemiğin pars orbitalisini görebilmekteyiz. Hemen altında şu an gösterdiğim yer etmoid kemiğin masa lateralislerin dış yüzü. Onun da ön tarafında, onun da ön tarafında os lacrima ile karşımıza çıkacak. Dolayısıyla orbitanın medial duvarında ve bir miktar ön tarafta yer alacak. Bakın şu bölümde os lacrima ile bulunacak ve bunun hemen ön tarafında ise hemen şöyle göstereceğimiz gözyaşı kesesinin bulunduğu e, çukur karşımıza çıkacak. Bir diğer kemiğimiz ise zigomatik kemik. O zygomaticum. Zigomatik kemik, de, kemik hakkında aslında çok yerde bahsettik. Frontal kemikte, maksillada da veya temporal kemikte zigomatiğe doğru olan uzantılardan bahsettik. Elmacık kemiği olarak karşımıza çıkan e, kemik. Hem lateralden baktığımız zaman hem aşağı taraftan baktığımız zaman hem de ön taraftan baktığımız zaman zigomatik kemikleri rahatlıkla görebilmekteyiz. Bunun üzerinde çeşitli delikler bulunacak. Bu deliklerden biri orbitaya doğru olan yüzde Foramina zygomatik orbita e, orbital olarak karşımıza çıkacak. Bir diğeri dış yüzde temporale doğru olan e, kemik şey açıklık pardon. Bu görselde çok belirgin bir şekilde göremiyoruz. Bir diğeri ise e, ön tarafa doğru olan açıklık. Buna ise foramen e, zygomatikofasiyal zig, ismini vereceğiz. Bir diğer görselde zygomatik kemiğin yapısına katıldığı oluşumlara bakacak olursak Arcus zygomaticus yapısına katılacak. Yine hatırlayacağınız üzere temporal kemiğin processus zygomaticusu vardı, zygomatic kemiğin de arka tarafı olan çıkıntısı processus temporalis olarak isimlendirilecek ve her ikisi birleştiği zaman arcus zygomaticusu oluşturacak. Bir başka yapısına katıldığı oluşumlar ise fossa temporalis ve fossa infra temporalis. Zaten arcus zygomaticus bu ikisinin arasında hattı zygomatic e, kemikte her ikisinin oluşumuna katılacak. Aynı zamanda orbita'nın Sağ tarafta gördüğünüz üzere orbitanın da lateral ve bir miktar alt tarafında yapısına katılacak. Bir diğer kemiğimizsiz Hioid kemik, os Hioidum. Dilin kemiği yok derler ancak Hioid kemik dil ke dil kemiğidir. Dil kökünde yer alır ve U harfine benzer. Üzerinde belirli çıkıntılar karşılaşacaktır. Bunlarla karşılaşacağız. Bunlara kornu isimlerini vereceğiz. Bakınız projeksiyonunu sağ taraftaki görselde ve onun hemen altında rahatlıkla görebilmekteyiz.